Selam arkadaşlar. Bugün değişik bir ortama geldik. Aslında hepimizin çocukluk kahramanlarından biri ve büyüdüğümüzde de devam eden bir kahraman James Bond. İrdeleyeceğiz. Türkiye'deki belki de en iyi diyebilirim de dünyada da zannediyorum sayılı James Bond koleksiyonerlerinden birine, çok sevgili dostum Ömer Atakan'ın evine geldik. Ömer Atakan'ın James Bond koleksiyonunu bakacağız, irdeleyeceğiz, konuşacağız üstünde. Artı Ömer'in bu işe nasıl merak sardığını da merak ediyorum ben şahsen. Sizlerle onu da paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla böyle enteresan bir James Bond sohbeti yapmaya geldik bugün. Bond. James Bond. My name's Bond. James Bond. Bond. James Bond. Bond. James Bond. The name's Bond. James Bond. The name's Bond. James Bond. Açılışta dediğim gibi bugün çok sihirli bir ortamdayız. Her tarafımız James Bond. James Bond birçoğumuzun zaten çocukluk kahramanı. Ama James Bond öyle bir şey ki çocukluk büyüklük fark etmiyor. Hangi yaşta olursak olalım James Bond filmleri, James Bond kitapları hep ilgimizi çekiyor. Özellikle bu teknolojinin gelişmesiyle çok daha çekici, çarpıcı filmler olmaya başladı. Türkiye'de James Bond'un çok iyi bir koleksiyoneri var ve tesadüfen de benim arkadaşım, dostum, çok sevdiğim Ömer'in evine geldik. Ömer Atakan'ın evine geldik. Onun James Bond koleksiyonunu sizlerle paylaşmak istedim. Ömer'cim nasılsın? Sağ ol abi, teşekkür ederiz. Hoş geldin, sen nasılsın? Hoş bulduk. Ya kardeşim teşekkür ederiz her şeyden evet. Evvel. Bizi evine aldın. Estağfurullah, ne demek. Zevk bizim ama için. Ben de bu senin inanılmaz koleksiyonunu hakikaten beni bizleri izleyenlerle paylaşmak istedim. Evet. Hem senin bilgilerinden yararlanmak istedik. Zaten James Bond şu an yine bir dünyada gündem son filmiyle. Dolayısıyla hem o gündemi de yakaladık bir yandan hem de bilgileri tazeleyelim istedik. Önce bir seni tanıyalım tabii Ömer'cim. Ben tanıyorum ama bizi izleyenler merak ediyordur. Nasıl bu James Bond koleksiyonerliğine merak saldın her şeyden evvel? Evet. Oradan başlayalım. Yani şöyle, aslında James Bond'dan önce ufaktan beri bir koleksiyon merakı vardı. İşte dedemin pul defterleri vardı. Onların pullarla beraber başlamıştık ufak yaşlarda. Sonra tabii gençlikte yani 20'li 30'lu yaşlarda falan filan pek bir alakamız yoktu yine koleksiyonla. Doğru. Ondan sonra işte evlendikten sonra daha böyle yerleşik düzene geçtikten sonra tekrar ilgi duymaya başladık. Yani koleksiyon olarak yine bütün Cumhuriyet pulları hala muhafaza ediyorum, onlar var. Sinemayla çok alakam olduğu için filmlerde kullanılan screen use dediğimiz, prop dediğimiz replikalar, heykeller, imzalar falan onlar da vardı ama tabii James Bond koleksiyonu da onlarla beraber gelişmiş oldu. Ve yaklaşık 12-13 senedir James Bond'la ilgili, filmlerle ilgili, James Bond'un romanlarının yazarı Ian Fleming'le ilgili ne bulursam yurt içi yurt dışı toplamaya çalışıyorum ve hepsinden önemlisi toplamaktan ziyade bunları sergilemek de çok hoşuma gidiyor. Bence de. İşte bizim burası salon, yaşam alanında bunları sergiliyoruz. Bunlara işte bakıyoruz, ediyoruz. Dolayısıyla mesleğimizde iç mimarlık olduğu için işte böyle displeyler falan filan yapıp özel ışıklandırmalarla onların içinde sergileyebiliyoruz. Böyle keyifli bir ortam olmuş oluyor. Süper. Peki Ömer'cim, şimdi pul koleksiyonu zaten hepimizin çocukluğunda bir var. Evet. Yani bizim kuşak, gerçi ben senden yaş olarak büyüğüm biraz ama yine de aynı kuşak sayılırız. Aynen, dolayısıyla bizim kuşaklarda bir pul koleksiyonerliğiyle başlar zaten olaylar. Ama James Bond tabii çok önemli. Evet. Çok farklı bir şey James Bond. Nasıl başladığını 3 aşağı 5 yukarı anlattın. Tabii yazar da önemli. Evet. Ian Fleming, bu adamcağızın biraz zaten yaşanmışlıkları da var bu aynen. James Bond filmlerinde ve serisinde. Sen ilk hangi filmi seyrettin mesela James Bond? İlk nereden yakaladın? Nereden veya hastalığa nereden yakalandın? Ben ilk James Bond seyrettiğim film 80'lerde, o zaman Roger Moore James Bond'tu. Biz evet. De ilk onun filmini seyretmiştik. O zamanlar 80'lerde biliyorsun her mahallede böyle bir tane videotek adı verilen doğru. Video kiralayan dükkanlar vardı. O zaman sinemaya da, Türkiye'deki sinemalara filmler vizyona girdikten Avrupa'da ve Amerika'da 3-5 sene sonra geliyordu. Aynen. Dolayısıyla biz videodan bunları çok daha güncel olarak izleyebiliyorduk. Ben de sanırım 81-82, o zaman bizim eve işte bir tane video almıştık, Toshiba Betamax video. Betamax. Gittiğimde bizim mahalledeki Atlas Videotek diye bir kulüp vardı. Oradan adam böyle şeyde kitapçığın içinde resimlerini koyardı, gösterirdi.
İlk Moonraker filmini seyretmiştim. Roger Moore'un. Eskiden de bütün James Bond filmlerinin afişlerini illüstratörler çizerdi. Doğru. Yani şimdiki gibi fotoğrafla falan yapılmazdı. Doğru, afişler vardı. Doğru. Çok güzel bir illüstrasyonu vardı onun da, işte böyle Roger Moore elinde uzay tabancası, astronot kostümü üstünde. Hı-hı. Ondan sonra o meşhur Jaws karakteri, evet, ağzındaki dişlerle falan. Aslında afişini, yani o kartonetini çok beğenmiştik. Öyle bir film almıştım. Hatta oradan kiraladığım video hala koleksiyonda. O zaman öyle mi? Vermemiştim. Çok satın aldın yani. Yani satın almadım. İşte çocuk aklımızla bizde kalsın diye. Kaybettik abi falan demiştim. İyi yaptın. Ama çok tabii eski. Ama 80'lerden başlangıç noktası olmuş yani. Aynen, başlangıç noktası oldu. Şimdi tabii aslında Ian Fleming'den de şöyle bir bahsettin. Aslında James Bond'u anlamak için Ian Fleming'in hayatını da biraz bilmemiz, evet, gerek. James Bond biliyorsun filmlerinden önce romanlarıyla bütün dünyada tanınıyor ve meşhur oluyor. Ian Fleming ilk James Bond romanı Casino Royale'i 1953 senesinde yazıyor. Hı hı. Ve ölümüne kadar 1964'e kadar 12 roman, 2 tane de kısa hikaye yazıyor. Hı hı. Ve polisiye edebiyatın mihenk taşlarından önemli biri o. Bütün dünyada 100 milyondan fazla satıyor kitapları. Yani 100 milyon da nasıl bir rakam tabii yani. Aynen, inanılmaz bir rakam o zamanlar için. Ama esas ünlenmesi James Bond romanlarının Amerikan Başkanı Kennedy'nin 1957 senesinde Ian Fleming'in yazdığı Rusya'dan Sevgilerle, From Russia with Love romanını dan bahsetmesiyle oluyor. Kennedy diyor ki bu benim en sevdiğim polisiye roman diyor. Ha. Ve o roman İstanbul'da geçiyor zaten. Hmm. O zamanlar işte Soğuk Savaş dönemi. Rusya, Amerika, İngiltere, bunların, doğru, arasındaki casusluk ilişkileri falan filan. Ian Fleming daha da ünleniyor. Tabii Ian Fleming 1908 senesinde Londra Mayfair'de doğmuş ve gençliğinde 2. Dünya Savaşı'nda istihbarat subayı olarak çalışmış. Evet, onu biliyorum. Ve çok özel operasyonların başında bulunmuş. Bu operasyonlardaki edindiği tecrübeler daha sonra kendisine James Bond romanlarını yazarken de bir referans olmuş. Bütün yani hem edebiyat dili, polisiye edebiyatı, hem de maceraların işte kurgusu gerçekle olan alakasından dolayı bunlar çok tutulmuş. Daha sonra romanlar bu kadar tutulunca ilk önce çizgi romanları yapılıyor filmden önce. İngiliz Daily News gibi günlük gazetelerde günlük bant olarak, evet, yayınlanıyor. Sonra da prodüktörler Albert Broccoli ve Harry Saltzman giriyorlar Ian Fleming'e film çekelim diye söylüyorlar. Ve ilk Doktor No filmini 1962 senesinde Sean Connery ile beraber çekiyorlar. Evet, tabii Sean Connery hepimizin böyle aklında yer etmiş bir Bond, evet, netice itibariyle. Ama hani biz çekimden evvel sevgili Ömer'le ayaküstü sohbette bulunduk. Ve mesela benim favori Bond'um Daniel Craig dedim. Son Bond benim favorim. Ama Sean Connery'nin de hepimizde özel bir yeri var tabii, evet, ki. Şimdi senin sıralaman nasıldır? Mesela sen hangisini en çok seversin? Vallahi şimdi şöyle, ben de açıkçası Daniel Craig'i Sean Connery ile beraber ilk sıraya koyuyorum. Sean Connery'i neden? Onun da işte çok karizmatik. Bu 60'ların falan çok nostaljik bir şekli var. Ondan sonra ikisinden sonra Pierce Brosnan geliyor. Doğru. Bende de Pierce Brosnan gelir. Evet. Tamam. Roger Moore'a başladık biz 80'lerde falan, ama Roger Moore da tabii böyle sizin de bildiğiniz gibi daha böyle bir esprili Bond havası vardı. Evet, o sulandırdı ortalığı biraz. O çok hoşuma, evet, gitmemişti benim mesela. Yani sonuçta çok film çeken de o. 7 tane Roger Moore'un filmi var. Doğru. Ama aslında Ian Fleming'in romanlarında tasvir ettiği karakter James Bond soğukkanlı bir kiralık katil diyebiliriz yani. Yani. Soğukkanlılıkla adam öldürür. Çok ciddi falan. Öyle esprili kısımları vardır ama belki onun %10'u kadardır. Dolayısıyla Daniel Craig tekrar 2006'da Casino Royale'i çekip tekrar Bond koltuğunda oturduğunda cuk oturdu aslında. Cuk oturdu. Hakikaten fiziki olarak romanda tasvir edilen Bond'a benzemese de, çünkü Bond esmer, siyah saçlı, doğru, daha uzun boylu, doğru, daha ince yapılı biri, ama bu işte sarı saçlı, boyu biraz daha kısa, daha vücudu kaslı falan filan, ama karakterini Bond'un çok daha iyi yansıttı. Daha böyle karanlık, evet, bir Bond çizebildi. Aynen. Bu da insanların... Bir ciddiyet geldi. Ciddiyet geldi. Daha da çok tutmasına neden oldu, doğru, son filmleri. Peki Ömer'cim, bir de şeyden bahsedelim. Senin bu yeni Bond konusunda bir tahminin var mı? Şimdi son filmde Daniel Craig'i de kaybettik maalesef. Evet, evet. Zaten biraz da yaşlanmıştı. Onun da muhabbetini yaptık. Evet. Senin tahminin nedir? Bu yeni devam edecektir çünkü, tabii, Bond. Biteceğini hiç zannetmiyorum. Senin tahminin nedir yeni Bond için? Çünkü bayağı bahis siteleri filan, bahisler açıyorlar yeni Bond ne olacak diye. Aynen öyle. Şimdi şöyle, şu ana kadar 6 tane James Bond gördük sinemada. Sinemada. Aslında doğru, James Bond'u canlandıran 8 tane aktör var. Şöyle ki, ilk kez 1954 yılında veya 53 yılında sanırım, ilk Casino Royale romanı yazıldıktan sonra NBC kanalında, Amerikan kanalında Climax adlı bir televizyon şovu çekiliyor. Ve orada Casino Royale'in mini bir dizisi oynuyor. Hı-hı.
siyah beyaz olarak. Burada da James Bond'u Barry Nelson diye bir tane Amerikalı aktör var. O canlandırıyor ama biraz değiştiriyorlar. İngiliz MI6 ajanı değil, Amerikan CIA ajanı. İsmi Jimmy Bond falan ama ilk canlandıran Barry Nelson. İkinci olarak da Barry Nelson'dan sonra David Niven'a 1967'de bir Casino Royale filmi çekiyorlar. O da bir parodi, komedi filmi. Yine Jean-Paul Belmondo, Ursula Andress, Orson Welles falan filan da oynuyor filmde. Onlar da canlandırıyor. Aslında 8 tane aktör var ama onun dışında işte ilk aktör Sean Connery 6 film çekiyor. Ondan sonra Avusturyalı bir aktörü getiriyorlar, George Lazenby diye. Aslında Ian Fleming'in en iyi romanlarından biri On Her Majesty's Secret Service. Evet. Kraliçenin hizmetinde ki bu romanda James Bond evleniyor. Doğrudur. Ve karısı öldürülüyor. Romanda yazanı aynen çekiyorlar. Ama George Lazenby pek tutmuyor Bond olarak. Film tabii çok... adamın bir de Sean Connery'den sonra gelme handikapı var. Öyle bir handikapı var. Biraz da şey yapıyor kendisi. Havaya giriyor, şımarıyor. Ondan sonra da başka bir filmi falan filan yok zaten. Yok. Öyle olarak kalıyor. Ondan sonra o seneler Scent, The Scent diye bir dizi vardı biliyorsun. Evet. Orada Roger Moore oynuyordu ve Persuaders vardı. Tony Curtis'le Roger Moore oynadı. Çok da güzel bir diziydi. Kaygısızlar dizisi. Evet. Çok güzel dizidir. Onun müziklerini de şimdi konudan konuya giriyoruz ama John Barry Orkestrası yapıyor. Evet. John Barry Orkestrası sen daha iyi bilirsin. Aynı zamanda James Bond müziklerini ana tema müziği yapan orkestra. Dolayısıyla Roger Moore'la devam ediyorlar. O 80'lere kadar çekiyor. Sonra işte iki film Timothy Dalton, ondan sonra Pierce Brosnan derken Daniel Craig'le. Daniel Craig ilk filmine 38 yaşında, 2006 senesinde başlıyor. 2019'da çektiler aslında No Time To Die'yı. Yaklaşık 51 yaşındaydı, 68'li kendisi. Evet. Ama işte 2021'de vizyona girdi. Çok ara verildi. Dolayısıyla Daniel Craig de yaşlılıktan dolayı. Zaten bütün Bond'lar yaşlandıkları için bırakıyorlar. Yani, tabii. Çünkü neticede romanlar, aksiyon filmi. Aksiyon filmi ve romanlarda ve filmlerde anlatılan 40 yaşlarında falandır James Bond. Yani daha da genç de değildir. Kim olabilir dedin. Yani benim gönlüm Henry Cavill'dan yana. Öyle. Henry Cavill'ı daha önce... Zaten casting'e çağırıyorlar Daniel zamanında. Ama o zaman çok genç, 23-24 yaşında. Dolayısıyla ondan vazgeçiyorlar. Ama şu anda da onu yapacaklarını zannetmiyorum. Çünkü genelde Eon Productions yetkilileri çok para vermek istemiyorlar çok ünlü bir isme. Kendileri sıfırdan bir Bond yaratıp Bond genelde çıkartıyor. Bir ara Tom Hardy'nin ismi çok geçmişti. Evet, o da enteresan olabilirdi. Ama o da işte vakit geçti, biraz yaşlandı, kaçırdı gibi sanki o treni. Yönetmen de tabii çok önemli. Yönetmen alırken de ona da dikkat etmek gerek. Mesela, ama herhalde bayan olmayacak bu, değil mi? Yok öyle bir şey. Hani öyle bir söylenti yani, de çıktı. Bayan olabilir, işte siyah aktör olabilir falan filan diyorlar ama sonuçta bu uydurma bir karakter değil. Yani atıyorum mesela Tom Cruise'ın Mission Impossible'ındaki karakter bir senaryodan çıkmış. Bu aynen. Kitapta tasvir ediliyor. Kitapta kadın veya şey diye adamın boyuna posuna kadar tasvir edilmiş. Dolayısıyla o kitaptan yola çıkılıyor. Yani bayan kadın olmasını olacağını yani olmaz. Büyük hayal kırıklığı olur bence. Yani gerekse her şeyin bir şeyi var. Ona göre adam kitabını yazmış. Zaten Ian Fleming'in yazdığı 14 tane kitap var ve 14 tane kitaptan çıkan hikayeleri çekiyorlar. Doğru. Tamam, 25. James Bond filmi çekildi ama 14 tane kitabın içinde de mesela mesela GoldenEye bir senaryo ama GoldenEye Ian Fleming'in Jamaika'daki işte malikanesinin ismi. Doğrudur. Veya Quantum of Solace yine senaryo Daniel Craig'in ikinci filmi ama o kısa hikayelerde geçen bir şeyin adı doğrudur, falan. Hep böyle kitaplardan bağımlı olarak gidiyorlar zaten. Tabii, sen konuya çok hakimsin. Ben de bilmediğim bir sürü şeyi öğreniyorum şimdi sohbet esnasında. Peki Ömer'cim, şimdi burayı görüp de etkilenmemek pek mümkün değil. Yani ilk basım kitaplar var gördüğüm kadarıyla. İşte VHS kaset dönemindeki VHS kasetler var. Laser diskler var, plaklar var bir kısım. Evet. Efendim, figürler var, imzalı şeyler var. Aşağı yukarı hiç yani saymamışsındır da tahminen kaç parçadan oluşuyor şimdi senin bu koleksiyon? Abi şöyle yani sayı olarak aslında yani 2000'in üstünde 3000'e yakın sayı var. Burada gördükleriniz de bir kısmı, çoğu başka kısmı tabii da. Tabii canım, arka odalara falan da baktım. Hem sergilediklerimiz var hem de dosyalarda falan filan da var. Şimdi bir koleksiyon oluştururken aslında koleksiyonun şöyle bir şeyini tanımını yapmamız gerekiyor. Tabii ki bir şeyden sayıca çok olacak. Herkesin bulabileceği yani maddi değeri daha ucuz parçalar da tabii ki olacak. Gayet zaten tüm. O sayıyı öyle yakalıyorsunuz. Gayet. Ama bunun yanı sıra çok nadir, ne bileyim bulunmayan çok özel parçalar da olacak ki o ikisi birbirini tamamlayacak. Yani koleksiyon da şu olmaz. Bende 2000 parça var ama herkes o 2000 parçaya gidip bir ay içinde toplayabilir. O olmaz. Veya bende çok nadir 7 tane parça var. O da olmaz. Çünkü koleksiyon olması için
çok şey olması gerekir. Yani, evet. Yani. Dolayısıyla benim koleksiyonda da böyle 5 ana başlıkta toplayabiliriz. Bunlar nedir? Bir ilk basım kitaplar. Ian Fleming'in. Sadece İngiltere basımı değil. İşte Fransız, Alman, İsveç, ondan sonra İzlanda, İtalya basımı. Bütün romanlarını 1950'lerde, 60'larda basılmış. Onları toplamaya çalışıyorum. O serileri bir araya getirmeye çalışıyorum. İkincisi otograflar. Otograflar nedir? Bu filmde oynayan Bond'ların, Bond kızlarının, kötü adamların falan orijinal imzaları. Bunlar tabii alırken, otografları alırken neyle alıyoruz? İşte sertifikaları var arasında, arkalarında. Authorized dealer'lar var, noter gibi, bu imzaların otantik olduğuna dair onay veren. Bunlar satılıyor mu? Yoksa böyle açık arttırma usulü falan falan o tip bir şeyle mi edinebiliyorsunuz? Yani fuarlar oluyor yurt dışında, orada da satılıyor. Veya eBay'den alabiliyorsunuz. Hı-hı. Keza müzayedelerde de mutlaka çıkıyor ama bunlar genelde yurt dışında çıkıyor. Türkiye'de tabii. Yani benden başka yapan belki bir iki kişi vardı. Yani böyle bu kadar denli yapan yok ne yazık ki. Dolayısıyla genelde yurt dışından alıyoruz. Ondan sonra üçüncü parça olarak filmlerde kullanılan proplar, replikalar veya screen used objeler diyebiliriz. Onlar var. Dördüncü işte orijinal çizimler. Orijinal çizim dediğimiz zaman mesela bir tane şeyden bahsetmek isterim. James Bond romanlarından sonra çizgi roman olarak filmlerinden önce çok ünleniyor. Yapılmış. Ve gazete bantı olarak, günlük bant olarak İngiliz gazetelerinde yayınlanıyor. Hatta şurada var değil mi? Orada var. Hemen senin arkanda. Şöyle John McCluskey isimli bir çizgi roman sanatçısı var. Hatta ilk James Bond tipini de gene buradaki tabloda var. Evet. İlk o çiziyor Ian Fleming'in tasviri üstüne. Ondan sonra Sean Connery'i ona göre seçiyorlar. Bu gördüğünüz parçada da 1959 senesinde Goldfinger isimli maceranın orijinal çizimi. Yani ressam, çizgi roman sanatçısı çizmiş, matbaaya vermiş, basılmış o gazeteye. Aynen. Onun orijinali. Dolayısıyla o çok değerli. Gene Aslan Şükür'ün çizdiği, Aslan Şükür biliyorsunuz bütün Tay yayınlarını 80'li yıllarda kapaklarını yapan. Çizen ressam. Zagor, Mandrake, Mr. No, Judas gibi. Tay yayınları gene 14 tane James Bond kitabı çıkartıyor. Çizgi romanın dışında ilk kez fiction olarak, yani normal roman olarak çıkartıyor. Ve onların kapaklarını gene Aslan Şükür çiziyor. O kapakların orijinalleri var. Mesela şu burada gördüğünüz altın göz Goldfinger'ın kapağını. Şimdi şöyle enteresan tabii, 80'lerde hep Roger Moore oynadığı için James Bond filmlerinde. Evet. İşte mesela biraz özdeşleşmiş yani şeylerde. Evet, bütün kapakları Roger Moore çizmiş. Aynen. Ama film olarak normalde Goldfinger'da Sean Connery oynar mesela. Mesela. O da bir pazarlama taktiği. Doğru. Olarak öyle geçmiş. Dolayısıyla onun en sonda işte şeyler, yine James Bond'un 1/32, 1/12 ölçekli arabaları, işte ne bileyim saatleri, promosyon malzemeleri, işte dediğiniz gibi VHS'ler, eski kasetler, plaklar, 33'lük, 45'lik, onun yanı sıra laser diskler gibi, bunları hepsini bir araya toplamaya çalışıyoruz. Süper. Bu meşhur altın tabanca işte çakmaktan, kalemden oluşan. Hatta mermileri de var orada. Görüyorum mermisini de. Evet. Ve imzalı bir parça. Evet. Bu da çok herhalde değerli bir parça değil mi? Abi şöyle, bu koleksiyonun en değerli parçalarından biri şöyle, 1974 senesinde Roger Moore'un 3. filmi olan The Man with the Golden Gun, Altın Tabancalı Adam çevriliyor. Burada kötü adamı da Christopher Lee oynuyor. Christopher Lee de biliyorsunuz Lord of the Rings'teki meşhur Dracula oyuncusu bir de. Dracula, işte Star Wars'taki Count Dooku. Kötü adam yani, beyaz perdenin kötü adamı. Bu filmde de Francisco Scaramanga rolünde James Bond'u işte böyle bir tabancayla öldürmeye çalışıyor. Bu da nasıl? İşte kalem, sigaralık, kol düğmesi ve çakmaktan oluşan. Birleştiği zaman silah oluyor. Silah olan bir şey. Bundan yaklaşık 13-14 sene önce Factory Entertainment diye bir firma bunun bir replikasını üretiyor. 18 ayar altından. Birebir replikasını yapıyor ve bunu limitli olarak üretiyor. 400 tane limitli hazırlıyor. Tüm dünyaya. Üstünü de Roger Moore ve Christopher Lee'ye ikisinin de ıslak imzasını attırıyor. Süper. Bir de bu 400 limitlinin yanı sıra Artist Proof dediğimiz 15 limitli özel bir versiyonunu daha yapıyor. Onu da işte birazcık daha imzalara falan özeniyorlar. Bu 15 limitli Artist Proof versiyonun 2 numarası bu benim koleksiyonda. İşte 1 numarayı Roger Moore'a vermişler zaten o zaman. Süpermiş. Christopher Lee onun numarası 13'müş galiba. Kötü adam uğursuz sayı diye 13 numarayı almış falan. Öyle bir hikayesi var. Dolayısıyla çok değerli bir parça. Tabii ikisi de öldü bunları imzaladıktan sonra. Hem Roger Moore hem Christopher Lee. Otograflar da değerli olduğu için işte Londra'daki Christie's veya Sotheby's gibi müzayede evlerinde
Arada bir çıkıyor bunun. Bu 400 limitlinin versiyonları. Artist Proof olanın da değil. Ve çok büyük paralara da satılıyor mutlaka. Tahmin ediyorum. Ama zaten görüntü itibariyle de insanı cezbediyor. Yani evet, ben buradayım diyor yani. Evet, yani güzel o parlaklığı şeyi falan filan. Üstündeki imzaları, nameplate'i çok da hoş bir parça hazırlamışlar. Süper. Tabii ki James Bond çok geniş bir konu. Yani şimdi biz sevgili izleyenler Ömer'le 4-5 saat bunu rahatlıkla konuşabiliriz. Çünkü detaylar detaylar, bir de Ömer gerçekten çok hakim bu konuya. Dolayısıyla çok, ama biz tabii ki belirli bir format gereği belirli sürelerde yapıyoruz. Dolayısıyla biraz da hani bizim çıkış noktamız müzik, plaklardı, plak koleksiyonuydu. Şimdi Ömer'de James Bond filmlerinin plak koleksiyonu da var. Yani filmlerin soundtracklerinin, film müziklerinin koleksiyonu da var. Biraz da onlardan konuşalım. Evet. Bütün hepsinin var mı mesela? Var. Tabii var. Hepsinin var. İngiliz baskıları var. Ben onun yanı sıra işte ne bileyim Fransız, Alman baskısı. Ondan sonra Japon baskıları çok enteresan oluyor. Tabii. Japon 45'likler çok enteresan oluyor. 45'likleri de toplamaya yani çalışıyorum. Yani salt baskıdan dolayı mı diyorsun? Farklı bir şeyler de mi var? Hayır, ben tamamen şeye bakıyorum. Hani müzik kalitesi falan filan değil. Yani benim de bir kendimce şey plakçalarım ve pick-up'ım var, dinliyorum falan ama tabii sizin gibi o kadar o konuya hakim değilim ama ben daha çok cover'larına, görselliğine. Görselliğine. O işte üstünde var. Hangi afişi kullanmışlar, hangi şeyi kullanmışlar, onlar benim daha çok ilgimi çekiyor. Dolayısıyla hem 45'likleri hem 33'likleri değişik ülkelerden toplamaya çalışıyorum. Onun yanısına yine aynı formatta, tabii ki formatında boyut olarak bahsediyorum. Laser diskler var. O laser diskler de biliyorsunuz VHS'den sonra aslında ülkemizde çok yaygın değildi ama. Ama çok keyifliydi. Çok keyifliydi. Çok az kişi de vardı burada ama Avrupa'da işte o DVD'den önce DVD ile VHS arası bir şeydi. Görüntü formatı daha iyiydi. Ben ama, mesela DVD'ye o kadar ısınamadım. Aynen. Laser disk bambaşka bir şeydi yani. Şeyden dolayı onlar çok başarılı olamadı. Biraz büyük boyutları falan filan ya. Evet. İşte ne bileyim kullanımı falan filan. Ha, ama ben ne yapıyorum? O laser diskleri de plaklarla beraber toplamaya çalışıyorum ama yani esas yine sizin konunuz James Bond'un müzikleri de çok popüler ve çok. Mesela bu sene yine Billie Eilish'in söylediği No Time To Die'la tekrar Oscar aldı. Daha önce Skyfall'la almıştı Adele'in söylediği. Aynen. Ama ondan öncesine dönersek biraz daha eskilere, ilk baştan beri zaten ilk John Barry orkestrası James Bond'un tema müziğini yapıyor. Ondan sonra dünyaca ünlü sanatçılara işte Paul McCartney, Madonna, Duran, ondan sonra Garbage. Tabii bunun hepsi filmlerde kullanılan bir de ana tema müziği zaten her zaman büyük ilgi topluyor. Tabii o klasik şey John Barry'nin yaptığı. Ondan sonra her filmin de bir ana tema müziği var. O da zaten ünlü bir sanatçı genelde seslendiriyor. Ünlü bir sanatçı genelde, bir de filmlerin içindeki yani müzikler de ayrıca çok önem arz ediyor. Çok, çok güzel. Mesela son filmin No Time To Die'ın yine müziklerini kompozitörlüğünü yani şey yaptı. Hans Zimmer yaptı. Biliyorsunuz. En iyi film müzisyenlerinden biri. Dolayısıyla bu müzik işine de çok önem veriyorlar. Çok. Bu şeye de yansıyor tabii. İşte plağına yansıyor. Kasetine yansıyor. Gayet. Eskiden kasetleri de vardı. Hatta bu sene mesela No Time To Die için özel bir tane kaset de çıkarttılar. Süper. Ama Türkiye'de zaten yok. Avrupa'da da bir ara bir yere geldi gitti. Onu da bulamadık. Mesela yani fazla bir şey değil. Yani uygun, çok uygun fiyatlı bir şey ama çok, çok nadir çıkarttılar. Bolt bir kaset çıkartmışlar. Acayip güzel işte görseli falan. Çünkü kaset çalar artık kalmadı. Yine plak var. Kullanıyor insanlar ama. Plağa bir dönüş var bir zaten. Dönüş var işte sizin asıl ana konunuz zaten. Esas hobiniz. Ama kaset çok fazla yok. Öyle çıkarmaları da enteresan oldu tabii. Peki. Son olarak ikimizin de ortak dostu sevgili Çağatay. O da başında iki tane çok güzel James Bond portresi var burada. Evet. Çağatay tabii bu noktalama tekniğiyle yapıyor bu resimleri. Ve her bir filmden tek bir kare yapıyor. Evet. Buradaki Sean Connery resmi My Name is Bond, James Bond. James Bond dediği Dr. No filminden. Evet, Dr. No'da söylediği kare. Burada da Pierce Brosnan'ın bir resmi var. Evet. Sevgili Çağatay'a da önümüzdeki ay konuk olacağız. Orada da konuşacağız. Onun da bu yaptığı şeylere bayılıyorum ben ayrıca. Aynen Çağatay bu konuda çok başarılı. Dediğiniz gibi her filmden tek bir sahne yapıyor ve onu noktalarla aslında noktalama sistemi tarzı Van Gogh'un yaptığı bir tarz. O tarzı modernize edip günümüzün teknolojisine uygulayıp noktalarla akrilik noktaları tek tek elle bir resmin üstüne koyuyor. Yakından baktığınız zaman o noktaları hissedebiliyorsunuz. Uzağa gittiğiniz zaman hiçbir şey görmüyorsun. Bütününü görüyorsunuz. O ilk resim dediğiniz gibi Dr. No filminden 1962 yapımı Sean Connery'nin ilk kez My Name is Bond, James Bond dediği. Bu da 1995 yapımı GoldenEye filminden. Bu da Pierce Brosnan'ın
ilk James Bond filmi ve bu da My Name is Bond, James Bond evet. dediği sahne. Çok güzel. Dolayısıyla öyle bir şey yaptık. Şimdi üçüncü bir tane daha sipariş vermiştim. Onu da hazırlıyor bana sağ olsun. Öyle mi? Çok zaten yakın sevdiğim arkadaşım. O da çok meraklı James Bond. Aynen. James Bond'u da tekrar konuşursunuz onunla. Daniel Craig'in Casino Royale filminden bu sefer evet. bir sahne yapıyor. Smokin'le böyle masa başında poker evet. masasında otururken. O da keyifli ama. O da yani. Güzel. Vallahi. Casino Royale çok keyifli film zaten. O da aynen. İnanılmaz güzel bir filmdi o da evet. Peki sevgili dostlar, gördüğünüz gibi biz şimdi konuştukça konuşuruz ama süremiz maalesef kısıtlı. Biz Ömer'le yaptığımız bu sohbetten ben acayip keyif aldım. Şimdi zannediyorum ki bu çekim bittikten sonra da biraz laflarız. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Özellikle de abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü sizlerin destekleriyle gerçekleşebiliyor. Sizlerin destekleriyle bu kadar müstesna enteresan insanla sizlere konuk oluyoruz. Ama bu bir çaba gerektiriyor. Bu çabanın karşılığı da sadece ve sadece sizlerden gelen destek oluyor. Ömer'cim son söylemek istediğin bir şey var mı bizi izleyenlere? Şöyle, ben Atilla abi eskiden beri tanıyorum ama bu son çektiği yaklaşık 6-7 aydır herhalde. Doğru. Pandemiyle birlikte. Bu videolar hakikaten çok keyifli. Ben haberim yoktu yaptığından YouTube kanalında gezinirken rastgele rastladım ve Doğrudur. Gördüm. Aa inanılmaz, Atilla abi oraya gidiyor, buraya gidiyor, ne kadar güzel falan diye. Mutlaka seyredin. Hani bizim konumuz James Bond, belki ilginizi çeker çekmez ama inanılmaz başka konular var. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Peki, çok teşekkürler. Evet sevgili dostlar, hoşça kalın, sağlıkla kalın.